Selamun aleyküm. Bugün bir aşı yapacağım. Bunu da bir kayıt altına alayım dedim. Tabii şu yuvarlak geometrisi biraz çürümeye mi başladı? Ne oldu? Şu suyun değdiği yer. Belki de önceden çürümüştür, bilemiyorum. Yani 2 senedir herhangi bir büyüme göstermediği için artık zamanı geldi dedim. Yani şu yeşil San Pedro'lar çok kuvvetli. Diğer aşı videolarında da artık bunu gösteriyorum. Taş gibi yani. Çürüme hiç olmuyor. O yüzden bunu buraya koyacağım. Yalnız sıkıntı yuvarlak olduğu için burada durması biraz zor. Yani aklıma şöyle bir fikir geldi. Şunun içini oyacağım. Böyle tencere gibi. Bu da sivri olacak bu. Üst şuradan keseceğim, sivri olacak ve üstüne oturtacağım. Daha sonra da lastiklerle bunu baskı yapacağım. Temmuz ayındayız, havalar sıcak. Tutar diye düşünüyorum. Evet, başlayalım. Yani San Pedro'nun faydası şu. Buradan kestiğim zaman yukarısını bir hafta kurutup tekrar köklendireceğim. İkinci bir San Pedro olacak. Faydası bu yani. Şuradan keselim. Tamamdır. Biraz köşelerden almam lazım. Dikenler. Evet, buraya biraz sivri yapacağım. Allah Allah, onu niye çeviriyorum ya? Evet, yukarısı sivri zaten. Herhangi bir yamukluk biraz var ama olsun. San Pedro'nun kendisi biraz yamuk. Biraz da aşağıdan kesilebilir aslında. Evet, tempura geometrius. Şuradan keseyim. Biraz çürüme var ama sonra kurumuş gibi. Ya sıkıntı yok aslında ya. Şu ortasını biraz çukur yapacağım. Yani bakalım işe yarayacak mı? Evet, 1,5 santime yakın ya da bir santimlik bir çukur oldu. Biraz daha açsam olur ya.
Çukurumuzu bakalım tutacak mı? Evet, şapka gibi oldu. Hop. Lastik şart. Lastiği hemen bağlamam lazım. Şöyle. Evet, biraz zor olacak. Yani aşıya en uygun tepedekinin küçük olması. Şimdi kocaman geometrisi tutturmaya çalışıyoruz. Lastik ayarı da şart. Evet. Evet, bu şekilde 5-6 gün bekleteceğim. Tabii birkaç lastik daha yapacağım da şu kamerayı aradan çıkarmam lazım. Daha sonra tutarsa videosunu ekleriz arkasından.